Müslümanın kızı, Müslümanın çocuğu sosyal medyada kontrolsüz bir şekilde anne babanın dışında herkesin kontrol ettiği bir mecra. Çok enteresan. Anne baba hariç, hele de şu zaman. Hani anne baba biri anlasa sosyal medyadan gam yemeyeceğim. Belki kontrol eder çocuğunu diyeceğim. Yok be, yok, yok babam. Anne baba anlamıyor bu işten. Çoluk çocuk onun içerisinde, kontrol sıfır. Hadi bakalım, Müslümanın kızının 5000 tane takipçisi var. Ne kadar sosyal bir kız be. 5000 tane takipçisi var. 5000 tane arkadaşı var. 3000 arkadaşı var. 4000 arkadaşı var. Tesettürlü ama canım yani. Tesettürlü. Kapalı bir kızcağız. Müslüman kızcağız. Sosyal sadece. Aktif, sosyal. Sosyalliğin ne? Bir şey paylaştığın zaman veya bir resmini paylaştığın zaman 5000 kişi anında senin resmini büyüterek, zoom yaparak ince ayrıntısına kadar, yüzündeki kılına, merceğine kadar hepsine bakıyor, inceliyor. Sosyallik bu. Anası bu kadar yakından daha kızını görmemiştir. Babası bu kadar yakından daha kızını görmemiştir. Elin tanımadığı yabancısı, çoluğu, çocuğu, genci, delikanlısı, sapığı, bilmem nesi, kızın yüzündeki kıllarına varıncaya kadar, ruhuna, içine girecek kadar her şeyini inceliyor. Sabah akşam, saati yok. Gece gündüz, istediği an, arzu ettiği zaman, ne zaman isterse orada o. Açıp bakabiliyor. Psikolojik buhrana girdi, sıkıntıya girdi, üzüldü. Sevgilisi terk etti, açıp sana bakabiliyor. Böyle bir ortama Müslümanın kızı resmini koyuyor. Mahremiyetin sıfıra indirgendiği, toplum içerisine çıkılmayacak kıyafetlerle konulan resimler var. Müslümanın kızından bahsediyorum ha, diğerlerinden değil. Bana ne o açık saçık bilmem ne, şunlardan bunlardan, oradan müşteri bulanlardan vesaire, onlardan benim derdim yok. Ben Müslümanın kızından bahsediyorum. Olur mu hocam, Müslümanın kızı öyle resim koyar mı? Koyar be, koyar. Yemek yaparken kollar buraya kadar yemek yapıyor. Kekimiz hayırlı olsun, resmi selfie'yi çekiyor, yolluyor. Kızım senin bu kolun ne? Başta kapalı ama tesettür de var. Ama çok güzel bir kek oldu yahu. Yemeğe otururuz, bismillah eskiden derdik değil mi? Şimdi selfie'ye çekiyoruz. Bismillah çekmek yok. Selfie'ye çekeriz. Yemek hazır. Dur. Eskiden baba yemeğe başlamadan önce, baba evin büyüğü, bismillah der, yemeğe başlamadan kimse başlayamazdı. Şimdi herkes bekliyor. Neden? Fotoğraf makinesi gelecek. Niye? Selfie'ye çekeceğiz, ondan sonra başlayacağız. Kimse başlamaz. Bozma yemekleri. Bozma. Hava atacağız. 5000 takipçimiz var. Onların ağzının suyunu akıtacağız. Bak biz yedik, siz yiyebildiniz mi diyeceğiz. Var mı böyle bir şey İslam'da? İslam'da böyle bir şey var mı Allah aşkına ya? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen ümmetin torunlarından bahsediyorum size. Sosyal medyasından, sosyal ortamından bahsediyorum size. Belki eskilerimiz, yaşlılarımız belki bunun farkında değil. Ama farkında olanlardan gördüklerimiz, duyduklarımız da ben size hatırlatıyorum bunu. Bak, kızınız, çoluğunuz, çocuğunuz, oğlunuz. Ben kızdan bahsediyorum. Oğlunuzu varın siz düşünün artık. Kız, utanması gereken, çekinmesi gereken kızdan bahsediyorum size. Varın oğlunuzu siz düşünün artık. Ya benim gibi bir adama, ya hocayım ya. Benim de o sosyal medyada yerim var, sayfam var. 40 bine yakın bir takipçisi var. Vaazlarımızı bazen paylaştığımız, faydalı bir hizmet verdiğimizi sandığımız ama çoğu zamanda lanet olsun kapatayım dediğim, nefret ettiğim bir alan. Ama bakıyorum ki çoğunlukla çok istifade edenler var. İzliyorlar, takip ediyorlar. Yorumlardan, mesajlardan faydalı olduğu kanaati bazen hasıl oluyor, vazgeçiyorum o fikirden. Ama çoğu zaman inanın kapatayım diyorum. Ya sarıklı cübbeli fotoğrafım var, bu vaziyet ya, bu vaziyet. Fotoğrafım var orada. Kız ne yazıyor bana? Hocam bekar mısınız? Tesettürlü kız. Sosyal medyanın sosyal kızı. Hocam bekar mısınız? Yok değilim, 3 tane çocuğum var diye yazdım. Çin'den aldım, getirttirdim. Kızım derdin ne, onu söyle. Bir soru soracaktım hocam. Soru bu değil mi? Soruyla başladın zaten. Abuk subuk soruyla başladın. Daha bundan abuk subuğu var mı? Hakikaten peşinden gelen soruyu gördüğüm zaman o soruya rahmet aratıyor. Abuk subuk sorular. Neler neler. Ya acıyorum, bazen acıyorum, gerçekten acıyorum. Üzülüyorum ya bu insanlara ya. Üzülüyorum, yok mu bunların sahipleri ya? Yok mu bunların kontrol edenleri? Nerede bizim eski o abiler vardı, baba itti. Evet, dokunma lan kızıma. Yok, kalmadı hiçbiri. Onlar da lightlaştı. Onlar da sistemin çarkları içerisine girdi. Onun da kulağına takmışlar bir küpe. Abile çekiyorlar kulağında. Git. O da öyle, o da bir mecraya doğru kaymış gitmiş. Abi diye bir fonksiyon kalmamış. Baba zaten yok. Baba arkadaş olmuş çocukla. Çünkü psikiyatri öyle dedi ona. Dersin başında söyledim ya. Psikiyatri dedi ona ki, evladım dedi, senin otoriteden yana, bir baskıdan yana bir sıkıntın var. Seni boğmuşlar seni, sıkmışlar seni. O dört duvarın sıkıntısını getirmiş, Kur'an'a da yatmış, İslam'a da yatmış. Sen sıkılıyorsun, sen bunalıyorsun. Evet evet, annem babam bana baskı yapıyor, ondan olabilir mi? İşte ondan. Annem baban sana baskı yapıyor kızım. Sen açıl, açıl saçıl kızım.
serbest ol, relax ol. Tavsiye bu. Babaya da diyor ki kızını bunaltmayacaksın, sıkmayacaksın. Kızın depresyonda bir dediğini iki yapmayacaksın. Ağzından çıkmadan alacaksın ne istiyorsan. Hayat böyle şimdi. Öyle değil mi? Çocuk bir şey demeden pat hemen geliyor önüne. Bu yapıdaki şimdi babanın bir otoritesi kalmış mı çocuk üzerinde? Yok, baba arkadaş zaten. Arkadaş, ne haber kanki diyor babaya adam. Çocuk babaya kanki diyor, kanki. Kanki ne demek lan? Ya fe subhanallah. Ya hadi moruklara alışmıştık da bir nebze de. Kanki ne demek? Kanki. Babasına kanki diyor. Şimdi bu çocuklar ne olur? Bu babanın otoritesinde ne olur Allah aşkına? Bu baba o sosyal medyanın içerisindeki çocuğu takip etse ne, etmese ne? Nereye kadar takip edecek? Bu konu çok su kaldırır. Bu konuda söylediklerimizden daha çok içeri akan kan var. Sıkıntı var. Buhran var. Acayip bir mecraya doğru gidiyoruz. Vakit geçti, onun için fazla uzatmayacağım. İnşallah önümüzdeki hafta belki söylemediğimiz, değinmediğimiz konulara devam ederiz. Ama en neticesinde bunların hepsi, tamamı, eğer ki Müslüman aklını başına almazsa, doğru kullanmazsa, bakın şunu ayırt edeyim ben size. Eleştirilerden bir tanesi de şu. Mesela biz İsrail mallarına karşı boykottur, tepkidir falan koyduğumuz zaman bize yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesiydi. Facebook'u da Yahudinin birisi açtı, niye kullanıyorsun hocam? La kardeşim, Yahudinin silahıyla vurmak kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi ya? Yani sen bunun akarına kapılmadığın sürece, sen kendini kontrol edebiliyorsan eğer, buyur git yap, ne yaparsan yap. Ama şunu söyleyeyim, %90 kendini kontrol edemiyor sosyal medyada. %90 edemiyor. Çarkın içerisine kapılmış, suyun arkına, akarına gitmiş, öyle nereye gittiğini de bilmiyor. Ahlak denen bir şey kalmamış. İslami manada bir sosyallik diye bir şey sıfıra çıkmış. Mahremiyet diye bir şey hiç kalmamış zaten. Mahremiyet. Neredeyse yatak odasındaki fotoğrafları paylaşacaklar ya. Yatak odasındaki. Fotoğraf paylaşmak meziyet olmuş. Anlık. Anlık fotoğraf. Kendini mutlu hissediyor. Aşık hissediyor. İlişkisi bitti, ilişkisi başladı. Bir gün ya, bir gün. O durum mesajları yayınlıyorlar. Bir görseniz ya arkadaş ya, böyle şey olmaz ya. Kız daha 18 yaşında, ilişkisi bitti. İlişkin bitti diyor, yazıyor. Ne demekse bu, nasıl bir ilişkiyse bitti. İyi, bitti. Ya bir gün sonra bir tane daha yayınlıyor. İlişkim, yeni ilişkisi başladı. Bir gün boş duramamış ya. Zarar ediyor çünkü. Bir gün boş duramamış. Aynen bizim kapitalizm sistemindeki fabrikalar var ya. Bir gün boş kaldım, makineler şey yapıyor ya, zarar. Zarar. Bir gün ya, bir gün sonra hemen başka birini buluyor. Bulmaz mı? 5000 kişi var. Aç kurt bekliyor orada zaten. 5000 tane sosyal erkeği var onun orada. Bekliyorlar. Kimin kızı bu? Senin benim kızım. Orada bekleyenler kimin oğlu? Senin benim oğlum. Kime zararı var bunun? Senin kızına, senin oğluna. Benim oğluma, bize zararı var bunun. Nereye gidiyoruz? Haftaya söyleriz nereye gittiğimizi. Hiç iyi yere gitmiyoruz. Gidişat hiç iyi değil. 6 yaşındaki çocuğun Facebook'ta ne işi var ya? 6 yaşındaki çocuğun Facebook'ta ne işi var? 350 tane arkadaşı var. 350 tane arkadaşı var. 6-7 yaşındaki çocuk. Ne kadar sosyal bir çocuk ya. Bu iş daha kötüye doğru gidiyor. Yani o hani bahsettim ya size, büyük büyük bloklar içerisinde apartman daireleri, ufak ufak 75 metrekarelik apartman dairelerine, metropol illere insanları tıkış tıkış kapitalizmin maharetiyle sokuşturup, köyde 75 metrekarelik tavuk kümesine tavuğu soktuğun zaman yumurtadan kesilen, yumurta yapmayan tavukların yaşamadığı o metrajdaki evlere insanları sokup doldurup, o insanların ruh hallerini darmadağın perişan edip, ondan sonra da onların bu hallerini bir düzeltmek babından yine onları kapitalizmin çarkları içerisinde, hastanelerde ilaçlara, ilaç furyası terörü içerisinde sokup oradan nemalanan bu zihniyetin bir hedefi daha var. Nedir biliyor musunuz? 75 metrekarelik o dairelerin duvarlarını yıkmak. Apartmanı, bloğu komple bir ev haline getirmek. Apartmanı, bloğu bir ev haline getirdikten sonra bütün siteyi bir ev haline getirmek. Siteyi bir ev haline getirdikten sonra bir şehri bir ev haline getirmek. Ne kadar güzel değil mi görünüyor? Fikir güzel. O ne demektir biliyor musun? Senin mahremiyetinin sıfıra çıktığı an demektir. Senin hanımınla, çoluğunla, çocuğunla hiçbir özelinin kalmadığı an demektir. Bu tapuların yıkıldığı an demektir. Her yaptığın, her ettiğini işte senden habersiz çoluğun, çocuğun paylaşıyor. Kadıncağız, Osmanlı kadını ya, fotoğrafından belli. Başı kapalı, tesettürlü kadıncağız, ameliyata girmiş. Ameliyattan çıkıyor, kapının önünde ya ulan mübarek, az sabret ya. Kapının önünde ameliyathane yazıyor, kapıdan çıkarken sedyede kadın bayılmış böyle geliyor. Yarın saçı açık, baçı açık bilmem ne falan. Tık resmini çekiyor, şak paylaşıyor hemen sosyal medyaya. Nereye gidiyor bu? O kadın aklı başında olsa kesinlikle ve kesinlikle eminim fotoğrafını çektirtmeyecek bir kadın, oğlu fotoğrafını yayıyor bütün millete. Bak bu benim anam, ameliyattan çıktı. Dua edin. Dua edin diye paylaştım onu. Dua edin. Allah senin belanı versin. Asa dua.
Çoluğu çocuğu kızı annesi babası habersizken anneyi babayı çekip kendi sayfalarında yayınlayıp mahremiyetin sıfıra indiği, duvarların yıkıldığı kocaman bir ev haline, hani diyorduk ya biz şey dünya kocaman bir şeye köy haline döndü, bütün şey aynı işte evde öyle olacak. Kimin ne olduğu belli değil. Kim kimin karısı, kim kimin kızı belli değil. Karman çorman bir kardeşlik içerisinde gideceğiz, bakalım nereye gideceğiz. Allah sonumuzu hayretsin. Rabbim sonumuzu hayrelesin. Gerçekten hayrelesin. Rabbim bize yardım eylesin. Rabbim bize imdad eylesin inşallah. Aklımızı başımıza almayı, aklımızı başımıza devşirmeyi, mübarek Kur'an'ın ahlakıyla, peygamberin ahlakıyla ahlaklanmayı, baş tacı edinmeyi, hayat rehberi edinmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah.